Can hocam, toplumda da çok eskiden beri bilinen bir gebelik hastalığı var, kan uyuşmazlığı. Kan uyuşmazlığı benim de bildiğim kadarıyla tekrarlayan bir durum ve tarihsel olarak oldukça zor bir durum. Nedir kan uyuşmazlığı ve güncel olarak nasıl yaklaşıyoruz kan uyuşmazlığına? Aslında kan uyuşmazlığında kısaca hemen bir tanım yaparsak, annenin kan grubunun RH negatif olduğu, babanın RH pozitif olduğu durumda bebek de eğer RH pozitifse ilk gebelikte değil fakat daha sonraki gebeliklerde annenin doğum sırasında ya da bir çeşitli kanamalardan dolayı RH'a karşı duyarlılanması ve sonraki gebelikte bebekte bir takım problemlerin ortaya çıkmasıdır. Peki biz duyarlı olduğunu bildiğimiz bir annenin ya da anne adayının gebeliğini nasıl takip ediyoruz ve bebeği korumak için elimizde yöntemler var mı? Özellikle kan uyuşmazlığı açısından risk saptadığımız annenin kan grubu negatif, babanın gene pozitif olduğu durumlarda anne de daha öncesinde hayatının önceki kısmında buna karşı bir duyarlanma var mı yok mu diye bir takım testler, indirekt KUMS dediğimiz testler, kan testleri yapmaktayız. Eğer böyle bir duyarlanma yoksa anne de kan uyuşmazlığının gelişmesini önlemeye yönelik bir takım takipler ve uygulamalar yapmaktayız. Örneğin 28. gebelik haftasında kan uyuşmazlığının olmasını engellemek için bir iğne uygulaması yapmaktayız. Ya da çeşitli nedenlerle gebelik sırasında bir travma olabilir, kanama olabilir. Çeşitli ya da girişimsel invaziv bir işlem yaptığımız durumlarda gene aynı şekilde bu uyuşmazlık iğnesi dediğimiz iğneyi uygulamaktayız. Ya da bebek doğar, doğduğunda kan grubu eğer RH pozitifse gene sonraki gebelikleri korumak adına anneye kan uyuşmazlığı iğnesi yapmaktayız. Peki bunlar yapılmadı. Sizin bu bahsettiğiniz kan uyuşmazlığı iğneleri yapılmadığı için ya da belki de doktora başvurmadığı için ya da belki de bir takım düşüklerden sonra hiç kan grubunu bile bilmediği gebelik sonlanmaları sonunda anne duyarlandı. Anne kanında bebeği tehdit eden antikorlar dolaşıyor. Biz bu gebeliği nasıl takip edeceğiz? Özellikle kan uyuşmazlığından etkilenmiş bir anne varsa, duyarlanmış bir anne varsa o zaman bu bir kere riskli bir gebeliktir. Bebek açısından da çok yakın takip gerekecektir. Bu durumlarda biz bebekte artık belli bir annenin yaptığımız kan tahlillerinde bu duyarlılık düzeyi belli bir düzeye geldiyse artık bebekte yaratabileceği olası kansızlık, anemi dediğimiz durum açısından belli aralarla ultrasonla kan akım hızlarını değerlendirmekteyiz. Yani ultrasonografi ile bebeğin kan düzeyini mi tahmin edebiliyorsunuz? Ultrasonla Doppler dediğimiz kan akım hızlarını inceleyen çeşitli yöntemler, ileri inceleme yöntemleriyle bebekte kansızlık durumu gelişiyor mu ya da gelişmiş mi? Bu açıdan bir tarama yapmaktayız. Peki bu taramalar sırasında bebekte 7. ayda, 8. ayda bir kansızlık geliştiğini tespit ettiniz. İleri derecede riskli bir kansızlık geliştiğini tespit ettiniz. Bundan sonraki aşamanız ne? Bebeği kurtarabiliyor musunuz? Bir yardım olabiliyor mu? Kan uyuşmazlığından etkilendiğini düşündüğümüz bir bebek varsa anne karnında ve bununla ultrasonda biz anemik olduğunu düşünüyorsak öncelikle kordosentez yaparak bebeğin yani annenin karnından iğneyle geçerek bebeğin kordonundan bir miktar kan örneği alarak bu kan örneğinde bebekte anemi var mı yok mu kansızlık durumuna bakıyoruz. Eğer kansızlık saptarsa eş zamanlı olarak bebeğe bu sırada kan nakli yapıyoruz anne karnında. Bu durum belli aralıklarla tekrarlamayı gerektirebilir gebelik sırasında. Dolayısıyla kan uyuşmazlığı olan bir gebede takipler sırasında bebekteki kansızlığı saptayıp onu tedavi ederek yani anne karnında kan vererek doğabileceği zamana kadar getirmek mümkün. Kesinlikle. Özellikle riskli gebelikler konusunda deneyimli merkezlerde bu bebeklerin takip edilmesi gerektiğinde tedavilerin yapılması ile bu bebeklerde sekelsiz sağ kalım ihtimallerinin nörolojik problemi olmadan sağlıklı bir şekilde doğum sonrasında sağ kalım ihtimallerini bariz olarak arttırabilmekteyiz kendi haline bırakmasına kıyasladığımızda.